Antalya her daim büyülü güzelliğe sahiptir. Parklarda erguvan ağaçları, ilkbaharın gelişiyle kentin gün geçtikçe azalan bahçelerinde portakal ağaçları çiçek açtığında ancak koklanarak yaşanılan muhteşem duygu ile burnunuz bayram eder. Her taraf turunç çiçeği kokuyor. Bahar mevsimi başında yat limanı koyu sahası ve falezler paralelinde keyifli tekne gezintilerinde Antalya'yı insanın içine ferahlık veren portakal çiçekleri kokusu sararken, doğa ana rüzgarıyla muhteşem portakal çiçeği parfümünü denizdeki tekne gezintisi müdavimlerinin burunlarına hemen ulaştırıyor. Geziyi çok daha keyifli hale getiriyor. Falez kayalıklarda çekim yaparken irili ufaklı yat ve tekne gezintilerini enfes kokan bu ortamda kayda aldım. Kendi kendime söyleniyorum. Ne güzel dedim. Antalya neden bu kadar güzel ve muhteşem? Ender doğa oluşumlarına sahip falezlerde Akdeniz'in büyülü yansımalı güzelliklerini seyrederken bir yandan da dünyanın en değerli doğa sistemlerine sahip Antalya neden bu kadar hoyratça tahrip ediliyor diye iç geçiriyorum. Ramp, para ve kişisel çıkarlar için Antalya'nın ormanları, dağları, falezleri her gün katlediliyor, yıkılıyor. Gelecek nesillerin yararını düşünmeden insanlığın geldiği son nokta işte buna denir. Doğanın korunumu için hiçbir şey yapılmıyor. Eğitim sistemi yıkılarak cahil ve yoksul bırakılan insanlar asla doğasına ve çevresine sahip çıkamazlar. Farklı mevsimlerde Kara Alioğlu Parkı'ndan falezlerden seyrettiğinizde akşam güneşi Bey Dağları ile dudak dudağa uyumaya hazırlanıyor. Antalya denizi güneşin kan rengindeki yansımalarıyla alev alev yanıyor gibi. Kara Alioğlu Parkı'nda ve falezlerde dünyanın en güzel gün batımlarını seyretmek ayrı bir keyiftir. Portakal bahçeleri 100 yıl öncesine kadar Antalya içinde irili ufaklı akarsuları ve şelaleleri kaybolup gitti. Atatürk Caddesi'nde her taraf turunç çiçeği koksa da bu kadar hızlı bir kentleşmeye karşın Antalya doğası ne kadar dayanabilir? Hala eski Antalya'dan bir şeyler kalmış mıydı gerilerde diye sorulsa cevap bulunamaz. Seyir teraslarında Antalya Bey Dağları panoramalarını izlemek, bakmasını bilenler için kendiliğinden bitiveren kayalık çiçeklerinin ve ebe güneş yapraklarının güneşle dansından alınacak çok önemli dersler çıkar. Tabiat güzelliği dünyanın her yerinde vardır. Afrika sahillerinde kavurucu sıcakların, Alplerde yayla serinliğinin en güzel örneklerini yaşamak olasıdır. Fakat Antalya öyle bir yer ki burada bunların hepsi var ve yaşanır. İşte o an bant teline dokunan zamandır. Antalya'ya başka illerden gelip yerleşmiş yeni Antalyalılar sizin bu sıcağınızla hiç çekilmiyor diyerek isyan ederler. Fakat arabanıza binince bir saate varmadan 1.000 metre yükseklikteki yaylaya ulaşırsınız. Mevsimler Antalya için ayrı sayılır diyorum. Antalya kıyılarında bir tane yaz ve 3 adet bahar mevsimi vardır. Yazın hatırı sayılır sıcaklar olur. Normal ısı gölgede ortalama 32 dereceyken Poyraz rüzgarları estiği zaman termometre yüksekliği 42 dereceye çıkar. Daha teriniz kurumadan yazlık elbisenizin inceliği içinde ürperdiğinizi hissedersiniz. Yaylada gürül gürül akan kaynaklardan içeceğiniz buz gibi sular bir saat öncesine kadar sizi
yakıp kavuran hararetinizi söndürmeye yeter. Kış mevsimlerinde her zaman olmasa da şiddetli yağmurlar yağabiliyor. Eskiden bu yağmurlar haftalarca sürerken doğa ile oynandığı için şimdi çok kısa kesiyor. Halk dilinde kadı kaçıran yağmurları denir. Geçmişte Antalya tropik iklimi bütün özellikleri ile yaşanırdı. Hortumlar ortaya çıkar, seller her şeyi alıp götürürdü. Antalya'yı tanımayanlar böyle afet bir yüzyıldır görülmedi diyerek olayı abartırlardı. Artık Antalya bu şiddetli yağışları birkaç yılda bir yaşar. Bunu Antalya'da uzun süre yaşayan her Antalyalı bilir. Meteorolojinin yaptığı uyarılar genellikle Antalya'nın yayla bölümü için geçerlidir. Sabahleyin yağmur yağacak diye şemsiyenizi yanınıza alırsınız. Ancak bulutlar hafif bir rüzgarla sıyrılınca Antalya tekrar bahar havasına döner. Şemsiyenizi akşama dek boşuna taşımış olursunuz. Tabii ki bunun tam aksi de olabilir. Antalya'da ılıman iklimle yayla ikliminin bütün varyasyonlarını aynı gün içinde yaşamak mümkün olur. En yetenekli ressamların bile yapamadığı tabloları Antalya doğası çok kolaylıkla yapıyor, yaratıyor. Güneş açtığında veya güneşli bulutlu havada bir hurma veya portakal ağacına dayanarak ya da falezlerde karşıdaki bey dağlarını veya üstünde parlayan karları daha boyası kurumamış bir tablo gibi seyredersiniz. Antalya Körfezi'ne gemi veya tekne ile ilkbaharda gelmişseniz, portakal çiçeklerinin kokusu sizi daha gemide karşılar. Burada sonbaharın son yaprağı, baharın ilk filizini görmeden toprağa düşmek istemez. Her taraf yeşilin binlerce tonlarıyla boyanmıştır. Bazen sırtınızdaki ceketi bile çıkartan ılık bir güneş, alışılmış bir gönül okşaması gibi yüzünüzü okşar. Siz gül bahçeleri veya her biri birer buket gibi süslü portakal ağaçları arasında bir Mart sabahı ağırlığı ile dolaşırsınız. İşte böyle bir Mart ortasında arabanıza binip saklı kent yolunu tutarsanız bir saat sonra dizlerinize kadar karlara gömülürsünüz. Orada kayak sporunuzu yapar, öğleyin sahile inip denize girer ve yemeğinizi biraz önce içinizi üşüten karlı dağlara bakarak yiyebilirsiniz. Kışın Anadolu'nun kar ve soğuklarından kaçmak isteyenler mutlaka bu filmimizi izlemeli ve Antalya'da kara kış ortasında bile bir bahar hayatı yaşayabilirler. Kara kışta Antalya'nın denizi Marmara'daki herhangi bir plajın Temmuz'daki suyundan daha ılıktır. Antalya'da tamamen yerli olan dünyanın en güzel ve en kokulu endemik çiçekleri de yetişir. Tropik iklim sebebiyle burada 12 ay gül açar. Kış ortasında kırlar, anemon ve yaban laleleri ile nergislerle süslenir. Başka yerde binbir özenle yetiştirilmeye çalışılan bazı çiçekler Antalya'da dere kenarlarında, duvar kovuklarında bile biter. Bahçe duvarınızın dibine dikiverdiğiniz bir begonvil türü, olan rodos çiçeği veya bir sarmaşık gülü, bir iki yıl içinde evinizin bütün cephesini kaplar. Antalya doğa sistemi, doğayı sevenler ve doğru bakış açısına sahip olanlara muhteşem olanaklar sunar. Antalya'da yaya olarak gezin, çevreyi gözlemleyin, dağlara, çocuklarınızla ve sevdiklerinizle yürüyüşe çıkın. Sağlık kazanın ve mevsimsel güzelliklerin tadını çıkarmaya bakın.